Evet değerli arkadaşlar, şimdi yine güzel bir bahçedeyiz. Bu bahçenin de geçen yıl verimi çok düşüktü, tüm bahçelerde olduğu gibi. Yalnız bu bahçede spesifik ürünler yoğun derecede kullanıldı. Çiftçimiz çok da masrafı dert etmedi işin gerçeği. Tam profesyonel bir bakım yapıldı. Burada şimdi biz iki sıkıntılı dönemi geçirdik. Bir çiçek zamanı gerçekleşen poyrazı atlattık. İkincisi çiçekten meyveye döndüğü anda gerçekleşen poyrazı da atlattık. Biz bunu tabi daha önceden bitkiye vermiş olduğumuz özel amino asitlerle başardığımıza inanıyoruz. Bu sene çok ciddi bir budama oldu aslında ama yine de biraz daha budanabilir miydi? Evet budanabilirdi. Yalnız mühendis arkadaşımızla biz beraberinde biraz da meyve dalının olması için bıraktık bunu. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra mevcut olan meyvelerimizi bu dönemlerde 1-2 hafta sonra antraknoz mücadelesi başlayacak. Dolayısıyla bu meyvelerimizi korumamız lazım. Geçen yılın açını da kapatmamız lazım. Şimdi bu ağaçta meyveleri görüyorsunuz. Artık bayağı bir irileşme dönemine geldi. Zaten yaklaşık bir 2-3 hafta sonra çekirdek sertleşme dönemi de başlayacak. Çekirdek sertleşme döneminde muhakkak kalsiyum kullanacağız. Ama kalsiyumdan önce antraknozla da mücadele etmemiz lazım. Ve bu sapların biraz daha güçlendirilmesi lazım. Dolayısıyla ondan önce de hem antraknozla mücadele hem de saplarını güçlendirecek bazı uygulamaları yapmamız lazım. Şimdi saplarını güçlendirecek neler yapılabilir? Evet onu şöyle söyleyeyim ben size. Tam detaya giremiyoruz maalesef. Ama saplarını güçlendirmek için leasing formunda dediğimiz amino asit türevlerinden kullanmakla beraber yine bir yazın atılabilecek formda olan bakır ve potasyum kullanacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle kameraman arkadaşımız diğer ağaçları da gösterirse ağaçlarımızın vejetatif aksam, yeşil aksam dediğimiz alanı çok güzel. Şimdi sadece meyve değil, biz bu bahçede sürgüne de çalışma yapıyoruz. Ve sürgünleri de gayet güzel. Hafiften güvelerin yediği sürgünler var ama o da normaldir. Herhangi bir sıkıntı değildir. Bu dönemlerde sulama yapılır mı? Bu dönemlerde sulamayı şöyle bir açacaksınız. Ayağınızla ya da elinizle bir 4 karış aşağıda hala nem varsa sulama yapmayacaksınız. Biraz daha bekleyeceksiniz. Çünkü nem olması demek mevcut olan potansiyel zeytini sulama yaptığınızda atma riski çok yüksek. Dolayısıyla buna girmeyeceksiniz. Ha bu arada fıtıklamalar var. Evet bu fıtıklamaları da size anlatalım. Bu fıtıklama fizyolojik hızdan kaynaklanan bir durumdur. Yani meyve döllenme zamanı tam çiçeğin az olduğu, erkek ve dişi çiçeğin çok olduğu salkımlarda fizyolojik olarak çok hızlı olduğu için bunları da meyve gibi döllemeye çalışıyor. Bitki sonradan farkına varıyor bunların meyve olmadığını ve fıtıklama yaparaktan bitki metabolizmasına zarar vermesin diye durduruyor. Sarı yapraklar var arkadaşlar. Sarı yapraklar da dikkat ederseniz özellikle sürgünün olduğu yerlerde var. Neden sürgünün olduğu yerlerde var? Çünkü yaşlı yapraklar genç yapraklara kendi klorofilini taşıyor ve sararıp dökülüyor. Bunlar sağlıklı bir ağaçta olması gereken şeyler. Hastalık vesaire değil. Bundan bir hafta öncesine kadar çok ciddi pamuklu bit ve halkalı leke rahatsızlıkları vardı. Onlarla da mücadele edildi. Bu saatten sonra halkalı leke ve pamuklu bitin çok ciddi bir rahatsızlık vereceğini tahmin etmiyoruz. Çünkü hava şartları artık onlara çok da müsaade edecek gibi değil. Burada arkadaşlar baktığınız zaman ağaçlarımızın klorofil yapısı gayet güzel. Zeytinlerimizin görüntüsü ve iriliği gayet güzel. Peki başka neye bakmamız lazım? Başka bir de şu saplarını kontrol etmemiz lazım. Sapları ne kadar sağlıklı? Bunu elinizle de kontrol edebilirsiniz anlayan kişi. Daha da olmazsa şöyle kameraman arkadaşımız biraz uzaklaşırsa sallayacağız. Meyve dökümü hiç yok. Bir tane iki tane meyve dökümü de olabilir. O da çok ciddi bir
sıkıntı değildir. Demek ki ağaçlarımızın sapları da gayet güzel arkadaşlar. Bundan sonraki çalışmalarımızda biz zeytinin hem şu sürgün olan sürgünlerin meyve gözlerini önümüzdeki yıl için doldurmaya çalışacağız. Hem de mevcut meyvemizi korumaya çalışacağız. Karabiber dökülmeleri de oluyor. Bu karabiber dökülmesi nedir? Karabiber dökülmesi de geç döllenen, yine tam çiçekten olan, geç döllenen bazı zeytinlerin zayıf olduğu anlayınca zeytin bununla dışarıdan gelecek patojenlerle savaşan proteinleri bunlara yollamıyor. Dolayısıyla bunlar zayıflayıp gidiyor. Ama şu bitkilere antipatojenik protein aşırı derecede salgılayıp hasta olmasını engelliyor arkadaşlar. Yani bunu zeytin kendisi ayarlıyor. Ağaç kendisi ayarlıyor. Yani zayıf olanla uğraşmayayım diyor. Sağlıklı olanlarla ben mücadeleni edeyim ve koruyayım diyor arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Aklıma daha sonradan gelecek konular olursa yine size video çeker anlatırız arkadaşlar. Saygılar sunuyoruz.